Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Yeni günde yeni gelişmelerle karşınızdayız. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray merkeze bağlı Yuva Köyü'nde okul kütüphanesi açılışına katıldı. Yuva Karapınarlar İlkokulu'nda kurulan kütüphaneye 2017'de Afganistan'ın başkenti Kabil'de şehit olan Assubay Adem Sağlam'ın adı verildi. Aksaray Merkez Yuva Köyü'nde Afganistan'ın başkenti Kabil'de görevi başında şehit olan Assubay Adem Sağlam'ın dayısı Mustafa Sağlam tarafından şehit Assubay Adem Sağlam'ın adını yaşatmak için kurulan kütüphane düzenlenen törenle hizmete açıldı. Şehit Piyade Başçavuş Adem Sağlam anısına oluşturulan okul kütüphanemizin açılış töreninde hepiniz hoş geldiniz. Açılışa şehit Assubay Adem Sağlam'ın ailesi, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Helvadere Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Akyol, Yuva Köyü Muhtarı Arif Çağlak, Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları, Karapınarlar İlkokul Müdürü Yusuf Aksamaz, öğrenciler, öğrenci velileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Evet, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hadi hayırlı olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Buradan böyle okuduğun derginde. Hatta onların eski sayılar en alttaki. Kitap okumanın sanatı yoktur. Hatta kitaplığı, meydanda bir şartlar olmazsa çocukluğumuzun kitabı. Karapınarlar Okul Müdürü Yusuf Aksamaz açılış konuşmasında herkese teşekkür etti. 2017-2018 eğitim öğretim yılında okulumuza bir kütüphane yaptıran bir yola çıkmıştık. Üniversiteyle de istişare yaptık, bir kütüphane yaptıracaklardı. Ancak o süre içerisinde Yuva Köyü'nden bir şehit oldu. Ve şehidin adını kütüphanede yaşatalım diye düşüncesiyle şehit yakınlarıyla görüştük. Allah razı olsun, şehit Adem Sağlam adına bir kütüphane yaptırdılar. Bugün de sizler bu kütüphanenin açılışına katıldınız. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Allah razı olsun diyorum. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Yuva Köyü Karapınarlar İlkokulu Şehit Assubay Adem Sağlam Kütüphane açılışında konuşma yapan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı kütüphaneye bilgisayar sözü verdi. Böyle güzel bir etkinlikte sizlerin aranızda olmak, sizlerle beraber olmak bizim için bir mutluluk, bizim için bir sevinç. Hele işin içerisinde kütüphane olunca, kitap olunca bambaşka bir anlam kazanıyor. Ben öncelikle değerli müdürümüze, kıymetli hocalarımıza teşekkür etmek istiyorum. Böyle güzel bir organizasyon yaptığı için ve birazdan açılışını yapacağımız kütüphane için. Sizler de biliyorsunuz biz bilgi medeniyetiyiz, kitap medeniyetiyiz. Bu medeniyetimizin ne kadar çok bir daha ayağa kalkmasını istiyorsak, tekrar tekrar o güçlü günlerimizin ve müreffeh günlerin tekrar yaşanmasını istiyorsak, yeryüzünde adaletin sağlanmasını istiyorsak, her şeyden önce bu bilimi ve teknolojiyi bizler tekrar elimize almamız lazım. Nasıl bir zamanlar imparatorluk kurarken, yeni yapılar meydana getirirken bu bilim ve teknolojiden faydalandık ve onun vesilesiyle hem tarihte büyük izler bıraktık. Ama şimdi maalesef bu bilim ve teknoloji başkalarının elinde ve onlar da sizler de görüyorsunuz bambaşka bir şekilde yönetiliyor. Bambaşka bir şekilde dünyaya zulüm yayıyor. Biz bu zulümden kurtarmak, tekrar bu medeniyeti ayağa kaldırmak sizlerin ve çok değerli hocalarımızın katkılarıyla olacak. Her şeyden önce bu tür etkinliklerin, bu tür kitap ve kitap severlerin destekleriyle olacak. Bilgi bizim için önemlidir, bilgi geleceğimiz için önemlidir. Hele burada bu tür bir etkinliğin yapılması ve bu etkinliğin diğer yerlerde de inşallah artarak devam etmesi bizim en büyük isteğimizdir. Aksaray'ımızda da buna benzer çalışmalarımız var ve yapmaya da devam edeceğiz. Ama her şeyden önce bu tip kasabalarımızda, ilçelerimizde de bizler belediye olarak elimizden gelen bütün desteği yapmak istiyoruz. Kitap olarak zaten bir kısım desteğimiz oldu ama bundan sonra da talep ve ihtiyaç olursa her zaman yanınızda olduğunu söylemek istiyorum. Bunun anlamlı bir tarafı da var. Şehidimiz
Piyade Başçavuş Adem Sağlam Bey'in adına yapılmış. Her şeyden önce şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ve bu kütüphanenin yapımında emeği geçen herkese huzurlarınıza tekrar teşekkür ediyorum. Burada olmak, sizlerle birlikte olmak, hele böyle anlamlı bir günde anlamlı bir açılışı gerçekleştirmek bizim için bir mutluluktu. Ben tekrar davetinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tekrar tebrik ederiz. Bilgisayar sözümüz tamam. Kitapları yerleştikten sonra eksik kalırsa yine resmimiz olur. Renkli görüntülerin yaşandığı kütüphane açılışında başkan yazgı ve protokol üyeleri ana sınıfı öğrencilerinin yıl sonu sergisini gezdi. Okul müdürü Yusuf Aksamaz'dan bilgiler aldı. Boyadınız. Hocam şimdi şöyle yapalım. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Bu sakallı dedeyi kim yaptı? Sakallı. Peki bunu da bulabilecek misiniz? Bu kimdi? Seyden Paşa. Aferin size ya. Bravo. Çok güzel. Nerede savaştı o? Düşmana karşı mı savaştı? Hangi savaştı? Hangi savaştı hatırlıyor musun? Düşman savaşı. Türkiye ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Programları Başkanlığı'nca yürütülen Sevgi Olmadan Bilgi Olmaz projesinin son toplantısı Aksaray'da gerçekleştirildi. Proje kapsamında Aksaray'a gelen 11 yabancı eğitimci Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı ziyaret etti. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Avrupa ülkeleriyle ortak olarak yürütülen Sevgi Olmadan Bilgi Olmaz projesi kapsamında 11 yabancı eğitimciyi belediye başkanlık makamında kabul etti. Yabancı eğitimcilere öncülük eden İngilizce öğretmeni Fatma Gülter, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya projenin içeriği hakkında bilgiler verdi. Ben Narcan Okulu'nda İngilizce öğretmeni Fatma Gülter. 2016 yılında Ulusal Ajans'a başvurduğumuz Sevgi Olmadan Bilgi Olmaz projemiz artık sonlanmak üzere. Son toplantımız için 3 ülkeden misafirlerimiz geldi. İtalya'dan 4 öğretmenimiz, Madeira'dan 3 öğretmen, Polonya'dan 4 öğretmen gelerek projemizi sonlandırma toplantısını 3 günlüğüne Aksaray'da yapacağız. Sayın Başkanımız da bizi makamında kabul etti. Etkinliklerimiz, öğrencilerimizi doğayla birleştirmek, sevgiyle insan, hayvan, doğa sevgisini aktarmak içindi. Başarıyla bir proje gerçekleştirdik. Çok güzel ilişkilerimiz ve arkadaşlarımız, dostumuz oldu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. 2016 yılında başlatılan Sevgi Olmadan Bilgi Olmaz adlı Yenilik ve İyi Uygulamaları projesinin okullar arası stratejik ortaklıklar kapsamında değerlendirildiği ve projenin ilk 54 proje içerisinde yer aldığını aktaran Fatma Gülter, Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'nca yürütülen projenin son toplantısının Aksaray'da gerçekleştiğini anlattı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, kendisini ziyaret eden heyete Aksaray hakkında bilgiler verdi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı ile birlikte Ulu-Irmak Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin hazırlamış olduğu deney ve araştırmaların yer aldığı standlardan oluşan TÜBİTAK Bilim Fuarı'nı ziyaret etti. Aksaray Merkez Ulu-Irmak Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı. Okul bahçesinde düzenlenen fuarı ziyaret eden Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve eşi Hasibe Yazgı, öğrencilerin hazırlamış olduğu deney ve araştırmaların yer aldığı standları gezdi. Sudanladığı zaman bize haber verdi. Azerbaycan'dan Anadolu'ya göç eden bir grup Türk aşiretini görür.
ve bugünkü Taşpınar kasabasına yerleştirir. Ancak Taşpınarlılar burada biraz süreçtikten sonra Taşpınarlılar bu bölgeyi ıssız bırakarak terk etmişlerdir. Terk edilen ve ıssız kalan bölgeyi Hasan Dağ ve çevresindeki Tokazlar yerleştirmiştir. Bu yerleşme 19. yüzyılın ortalarına rastlanır. Bu halıcılık da 19. yüzyıldan başlayıp günümüze kadar gelmiştir. Pazarlık halısı bizim bu projedeki amacımız pazarlıkta taşkınların halısındaki benzerlikle farklılar ön plana çıkarmaktır. Pazarlık halımız görmüş bir tekniğiyle dokunan bir halımızdır. 10 santimetre kapısında 1600 düğüm bulunmaktadır. Kirmen aletini ikmalle çeviriyorlar. Tekrar kullanıyorlar. Bizim bu projedeki asıl amacımız, nasıl şu an fabrikası ön plandaysa Taşpınar halısında o değeri almasını istiyoruz ve nesillerden nesil aktarılması gerektiğini düşünüyoruz. Yunus Emre'nin de dediği gibi, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevdirelim, bu dünya kimseye kalmaz diyoruz. Sizleri tebrik ediyoruz, bravo. Ularımak Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde geleneksel hale getirilen TÜBİTAK Bilim Fuarı her sene olduğu gibi bu sene de yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Danışman öğretmenlerin rehberliğinde öğrencilerin özverili çalışmaları neticesinde biyoloji, kimya, fizik, tarih, coğrafya ve matematik alanlarından oluşan onlarca proje hazırlanarak öğrenciler tarafından sergilendi. Okul öğrencileri tarafından hazırlanan ve okulun bahçesinde sergilenen birbirinden güzel standları ziyaret eden Başkan Yazgı ve eşi Okul Müdürü Cengiz Koçak ve öğretmenler tarafından karşılandı. Başkan Yazgı ve eşi öğrencilerin bilim ve teknolojik tasarımlarla yaptıkları projeleri inceleyerek projeler hakkında öğrencilerden detaylı bilgiler aldı. Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri Ebulfeyiz Elçibey Caddesi'nde başlattığı altyapı çalışmalarını en kısa sürede tamamlamak için gece gündüz mesai harcıyor. Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin Ebulfeyiz Elçibey Caddesi'nde yürüttüğü çalışmalar, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın talimatları doğrultusunda bir an önce tamamlanması konusunda hızlandırıldı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Ebulfeyiz Elçibey Caddesi'nde içme suyu şebeke hatlarını yenileme çalışmalarında esnafların mağdur olmaması ve trafikte aksamalar meydana gelmemesi için ekiplere talimat verdi. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri bölgede gece 23'e kadar çalışmalarına devam ediyor. Aksaray'a hizmet için sorumlulukla hareket eden Aksaray Belediyesi sağlam altyapı hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. İçme suyu planı dahilinde yürütülen çalışma kapsamında Ebulfeyiz Elçibey Caddesi'nde içme suyunun dağıtımını sağlayan ömrünü tamamlamış asbest boru yerine kalite standardı yüksek dağıtım ve servis boruları kullanılıyor. Ayrıca kullanılan boru çapları yapılan değerlendirme ile caddenin kullanım sarfiyatına uygun hale dönüştürülüyor ve çapı yükseltiliyor. Aksaray Belediyesi'nden yapılan açıklamada içme suyu şebekesinin yenilenmesiyle birlikte kayıp kaçakların azalacağı bilgisi paylaşıldı. Arızalar nedeniyle kesintilerin de son bulacağı bildirilirken çalışmaların kısa zamanda tamamlanacağı bilgisi verildi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Abdülhamit Han Fen Lisesi öğrencilerinin kariyer günleri programına katıldı. Başkan Yazgı, rol model olarak öğrencilerin karşısında kariyer planlamasında başarıya giden yol anlattı. Abdülhamit Han Fen Lisesi'nde düzenlenen kariyer günleri programına katılan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı burada tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Öğrencilerin geleceğe dair planlarını bugünden yapmaları, eğitim ve öğretim hayatlarında buna göre planlamaları gerektiğini belirten Başkan Yazgı, genç beyinlere ülkemizin umudu sizlersiniz, ülkeye hizmet etmek için önce kendinize inanacaksınız, sonra tarihimize sahip çıkacaksınız diyerek öğrencilere altın değerinde nasihatlerde bulundu. Burada benim esas yapacağım şey şu, belediye başkanlığım olana kadar geçen süreç içerisinde ortaokuldan tutun da lise, üniversite çağlarında etkilendiğim, örnek aldığım ve hayatımı yön veren, hayatımı değiştiren bazı şahsiyetler olmuştur. Bunlar kendi büyüklerimiz olduğu gibi yurt dışından da örneklerin olduğu bazı değerler. Tabi bunların sayısı çok fazla ama sizlere anlatım süresi içerisinde buradan birkaç tanesini paylaşmak istiyorum, anlatmak istiyorum. Hayatıma nasıl etki etti, onlardan nasıl etkilendim, nasıl yön verdi benim ilerideki yaşantıma, bunlardan da bahsedeceğim ara ara. Rönesans dönemini yaşatan alimler aslında iki tane etken var. Bir tanesi
İstanbul'un fethi, İstanbul'un fethinden sonra Rönesans hareketleri hızlanıyor. Bir ikincisi de bu İslam alimlerinin yapmış olduğu eserler daha sonraki Avrupa'da bulunan diğer alimlerin, mühendislerin incelemesi sonucunda Avrupa medeniyetinin yavaş yavaş ayağa kalkmasına sebebiyet veriyor. 15. yüzyıllarda yaşamış bir alim. Hayatındaki önemli kesitlerden bahseden Başkan Yazgı, öğrencilerin sorularını cevapladı. Eşi Hasibe Yazgı ile birlikte öğrencilerle kariyer günlerinde buluşan Başkan Yazgı, okul müdürü Hacı Berber'e teşekkür etti. Haydi konuş bakalım liseler arası münazara yarışmasında Abdülhamit Han Fen Lisesi'ni temsil eden öğrencilere çiçek verdi. Öğrenciler de Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya hazırladıkları hediyeyi takdim ettiler. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve eşi Hasibe Yazgı daha sonra Abdülhamit Han Fen Lisesi öğrencileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Yurt binasında düzenlenen yemekte öğrenciler ve başkan bol bol sohbet etti. Birlikte meddah gösterisini izlediler. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.